Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu obwohl, obwohl yani olmasına rağmen bağlacını göreceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Obwohl yani olmasına rağmen bağlacı adı üstünde bağlaç diye geçiyor belki ama arkadaşlar iki cümleyi bir araya getirebileceğim gibi obwohl'ü cümlenin başına da taşıyıp iki cümleyi bir araya getirebiliyorum. Dolayısıyla hani bu Türkçeden birazcık daha farklı olabiliyor. Güzel Türkçemizde çünkü adı üstünde bağlaç nedir? İki öğeyi bir araya getiren ve orta noktada bulunan bir bağlaç adı üstünde öyle değil mi? Ancak Almanca'da orta noktada olabileceği gibi yani iki cümleyi bir araya getirebileceği gibi o bağlaç cümle başında olup her iki cümleyi de bağlayabiliyor. Ne demek istediğimi örneklerle anlatacağım size şimdi arkadaşlar. İlk örneğe baktığımızda Es regnet draußen. Evet regnen neydi arkadaşlar? Hava olayı yağmurun yağması demekti değil mi? Draußen dışarıda. Dolayısıyla dışarıda yağmur yağıyor derken Es regnet draußen diyoruz. İkinci cümleye baktığımızda Ich gehe Einkaufen. Bu da gayet anlaşılır bir cümle. Öyle değil mi? Einkaufen neydi? Alışveriş yapmak. Dolayısıyla ben alış, alışveriş yapmaya gidiyorum anlamına geliyor. Güzel Türkçe'de de öyle deriz. Öyle değil mi? Alışverişe gidiyorum deriz. Dolayısıyla e, Almanca'da da bu böyle. Ich gehe einkaufen. Demek ki ben alışverişe gidiyorum. Şimdi bu iki cümleyi arkadaşlar bir araya getireceğiz. Şöyle ki dışarıda yağmur var ve ben alışverişe gidiyorum. İkisini bir araya getirdiğimizde şöyle bir anlam oluşacak. Dışarıda yağmur yağmasına rağmen alışverişe gidiyorum diyeceğiz. Ve bunu derken öncelikle obwohl'u yani olmasına e, olmasına rağmen anlamına gelen obwohl'u cümlenin ortasına, iki cümlenin ortasına getirelim. Nasıl yapılıyormuş ona bir bakalım. Ich gehe einkaufen. Bakın burada ne diyor? Cümlemiz Ich gehe einkaufen. Alışverişe gidiyorum ve bakın bu kalıbı buraya taşıdık ve virgülle ayırdık. Obwohl es draußen regnet. Ne olmuş arkadaşlar? Ben alışverişe gidiyorum. Neye rağmen? Dışarıda yağmur yağmasına rağmen diyor cümlemiz. Dolayısıyla bakın burada kalıp aynı. Öğeler yerli yerinde duruyor. Ancak virgülden sonra Obwohl es draußen regnet. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Eylemimiz regnen, yağmurun yağması değil mi? Regnet. Dolayısıyla ne olmuş bu regnet fiili? Cümlenin sonuna gitmiş arkadaşlar. Obwohl es draußen regnet şeklinde. Bakın es regnet draußen ne olmuş? Cümlenin sonuna geçmiş. E, dolayısıyla ben alışverişe gidiyorum. Dışarıda yağmur yağmasına rağmen şekline bürünüyor. Dolayısıyla ich gehe einkaufen. Virgülümü koydum. Obwohl es draußen regnet demiş oluyorum. Ben şimdi buradaki yapıyı, bu obwohl yapısını cümlenin başına taşısam da olur. Bu durumda bakın. Obwohl es draußen regnet, gehe ich einkaufen. Tabi bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde gene aynı anlam çıkıyor ortaya öyle değil mi? Dışarıda yağmur yağmasına rağmen alışverişe gidiyorum diyorum. Bu durumda bakın obwohl ne olmuş? Buradaki kalıbı ne yapmışız arkadaşlar? Aynen burayı taşımışız. Obwohl ile başlandığında Obwohl es draußen regnet. Virgülümü koydum. Ve eylemle devam ediyorum arkadaşlar. Gehe ich einkaufen. Demek ki virgülden sonra ne oluyor arkadaşlar? Eylemimle devam etmem gerekiyor. Hangi durumda? Obwohl eğer cümlenin başındaysa. Dolayısıyla Obwohl es draußen regnet gehe ich einkaufen diyorum. Ancak bir üst cümleye baktığımızda obwohl iki cümleyi bir araya getirdiğinde ne oluyor? Ich gehe einkaufen, alışveriş yapmaya gidiyorum. Obwohl es draußen regnet demiş oluyoruz. Ve burada da fark ettiysek arkadaşlar ne oluyor? Obwohl'dan hemen sonra obwohl es draußen regnet. Burada eylemimiz regnen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Das Kleid ist sehr teuer. Das Kleid neydi arkadaşlar? Elbise değil mi? Ist sehr teuer. Teuer pahalı. Sehr teuer çok pahalı. Das Kleid ist sehr teuer demek ki elbise çok pahalı anlamına geliyormuş. İkinci cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Die Dame kauft das Kleid. Evet, die Dame neydi? Hanımefendi demek. Değil mi? Die Dame kauft das Kleid. Hanımefendi ne yapıyor? Elbiseyi satın alıyor. Şimdi nasıl bir anlam oluşacak arkadaşlar bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde? Elbise çok pahalı olmasına rağmen hanımefendi bunu ne yapıyor? Satın alıyor diyeceğiz. Şimdi bu iki cümleye baktığımızda arkadaşlar ortak payda nedir? Das Kleid. Öyle değil mi? Şimdi ikisinde Das Kleid olduğuna göre İkinci cümlede refere etmemiz gerekiyor. Yani adres göstermemiz gerekiyor. E, dolayısıyla ne yapacağım ben burada? Ace'den yardım alacağım. Dilerseniz cümlemizi e, incelerken ona bir değinmiş olalım. Ne yapacağım şimdi burada? Obwohl ile ne yapacağım? İki cümleyi bir araya getirdiğimde Didame das Kleid. Hanımefendi ne yapıyor? E e, eteği satın alıyor. Neye rağmen? Obwohl is sehr teuer Çok pahalı olmasına rağmen değil mi? Elbiseyi diyeceğim. Das Kleid çünkü elbise demek. Evet. Dolayısıyla hanımefendi elbiseyi satın alıyor. Obwohl es sehr teuer ist. Çok pahalı olmasına rağmen. Bakın buradaki es'ten kasıt aslında das Kleid. dolayısıyla ikinci defa das Kleid kullanmaya gerek kalmadan ne yapıyoruz? Es ile Oraya bir gönderme yapmış oluyoruz. E bu durumda hanımefendi ne yapıyor? Elbiseyi satın alıyor. Pa çok pahalı olmasına rağmen dediğimizde "Die Dame kauft das Kleid, obwohl es sehr teuer ist" demiş oluyoruz. Şimdi obwohl yani bu obwohl kelimesini cümlenin başına taşırsak ne olur? Ona bir bakalım. Obwohl das Kleid sehr teuer ist. Bakın ne oluyor? Elbise çok pahalı olmasına rağmen kauf die Dame is. Hanımefendi onu satın alıyor demiş oluyoruz. Bakın burada az önce de söylemiş olduğum gibi ne oluyor? Obwohl ile başladığında Obwohl das Kleid sehr Bakın buradaki yapıyı buraya taşıdım. Virgülle ayırdım ve eylemimle devam ediyorum. Eylem nedir? Burada kauft. E, dolayısıyla virgülden sonra ne yapıyorum? Kauft die Dame demiş oluyorum. E bu durumda ne olacak? Op das Kleid sehr teuer ist yani elbise çok ol çok pahalı olmasına rağmen kauft die Dame ist hanımefendi onu satın alıyor demiş oluyoruz. Demek ki burada neyi dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? İki cümlede aynı şey varsa ki burada das Kleid var, e dolayısıyla ikinci virgülden sonraki cümlede tekrar das Kleid demeden refere eden neyi kullanmam gerekiyor bu durumda? E'si kullanmam gerekiyor ki buradan kasıt ne olmuş oluyor? E'sden kasıt das Kleid olmuş oluyor değil mi? Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bir sonraki cümle ne diyor? Der junge arbeitet gern als verkäufer. Der junge ne demek arkadaşlar? Erkek çocuğu arbeitet çalışmak gern, severekten. Als Verkäufer. Der Verkäufer neydi arkadaşlar? Satış elemanı değil mi? Satış yapan kişi. Esnaf anlamına da gelebiliyor. Er muss oft samstags arbeiten. Evet. Ne yapması gerekiyor? Oft sıklıkla samstags cumartesi günleri ne yapması gerekiyor? Çalışması gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar samstags fark ettiyseniz Küçük harfle yazdım çünkü cumartesi har cumartesi günleri derken Zamsstags küçük harfle yazılması gerekiyor son yazım kurallarına göre ancak olur da hani büyük harfle başlayan metinler görürseniz arkadaşlar bu anlayın ki eski bir yazımdır ancak Almanca sürekli güncellenen bir dil olduğu için son kurallara göre bunun küçük harfle başlaması gerekiyor. Cumartesileri, cumartesi günleri ya da işte günler çoğul olarak kullanılıyorsa. Ancak tabii ki cumartesi tek başına Samstag, değil mi? Am Samstag denildiğinde ne olacak? Tabii ki büyük harfle başlayacak. Ancak burada cumartesi günleri dediğimizden dolayı küçük harfle yazılması gerekiyor. Son yazım kurallarına göre bunu da takip etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla er muss oft samstags arbeiten onun ne yapması gerekiyor? Erdan kasıt ne? Der Junge dolayısıyla er muss oft samstags arbeiten onun sıklıkla ne yapması gerekiyor? Cumartesi günleri çalışması gerekiyor demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi bir araya getireceğiz nasıl getireceğiz? Obwohl ile bir araya getireceğiz. Değil mi? Der Junge ne yapması gerekiyor? Der ne dedik? Erkek çocuğu değil mi? Ne yapması gerek? E, neyi seviyor? Esnaf olarak, satıcı olarak çalışmayı seviyor. Esnaftan kısıt ne olabilir? Bu butik çalışanı olabilir. Bu ne olabilir? İşte adı üstünde esnaf değil mi? Satış yapan kişi. Ancak şöyle bir durumu var. Cumartesi günleri sıklıkla çalışması gerekiyor. Ki buna rağmen bu işi seviyor. Ne yapacağız? Bakın obwohl ile iki cümleyi bir araya getireceğiz. Bakın burada ne ile başlamış? Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Buradaki yapıyı aynen buraya taşıdık. Virgülle ayırdık arkadaşlar. Obwohl er oft samstags arbeiten muss. Burada olay ne arkadaşlar? İkinci cümlede modal fiilimiz var. E dolayısıyla modal fiil olduğu için ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve asıl fiilden hemen sonra buradaki asıl fiilimiz e asıl fiilimiz nedir? Abeiten <laughs> <laughs> öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla eee arbeiten muss dememiz gerekiyor. Tabi zaman zaman sınıftaymış gibi hissediyorum arkadaşlar. Sizden de böyle bir e, geri dönüş beklediğimden dolayı evet. Obwohl er Oft samstags arbeiten muss dediğimde demek ki e, ne yapmış oluyorum? Burada aslında bir nevi neden sonuç gibi bir durum var arkadaşlar. Çünkü severek çalışıyor ancak e, ne durumu var? Cumartesi günleri de sıklıkla çalışma durumu var. E, dolayısıyla olmasına rağmen cumartesi günleri çalışıyor çalışma zorunlu olmasına rağmen bu işi seviyor değil mi? Dolayısıyla der Junge arbeitet gern als Verkäufer, obwohl er oft samstags arbeiten muss demiş oluyoruz. Şimdi gelin obwohl'u cümle başına taşıyalım. Tabi arkadaşlar burada der Junge genç anlamında. Dolayısıyla obwohl der Junge bakın obwohl ile başlandığında obwohl der Junge oft samstags arbeiten muss. Gencin sıklıkla cumartesi günleri çalışıyor olmasına rağmen değil mi? Çünkü burada bir zorunluluk var. Müsün. Virgülümü getiriyorum bakın. Ne oluyor? Eylemle devam ediyorum. Eylemimiz ne? Arbeiten. Arbeitet er gern als Verkäufer demiş oluyorum. Demek ki obwohl ile başlanılıyorsa arkadaşlar ne oluyor? Burada eylemden sonra modal fiilim müsün gelmiş Virgülümü ayırıyorum ve ikinci cümle ne oluyor? Gene eylemle devam ediyor ki burada eylemimiz abayten. E bu durumda genç sıklıkla cumartesi günleri çalışma zorunluluğu olmasına rağmen ne yapıyor? Esnaf olarak, satıcı olarak çalışmayı ne yapıyor? Seviyor demiş oluyoruz. Burada gen arkadaşlar severekten gibi düşünülebilir. E bu durumda ne diyeceğim arkadaşlar? Obwohl der Junge oft samstags arbeiten muss, arbeitet er gern als Verkäufer demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir üstünden geçelim. Es regnet draußen, dışarıda yağmur yağıyor. Ich gehe einkaufen, ben alışverişe gidiyorum. Bakın bu iki cümleyi obwohl ile birleştirdiğimizde demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Orta noktaya getirebiliyormuşuz ya da cümle başına getirebiliyormuşuz. Ich gehe einkaufen, obwohl es draußen regnet. Dışarıda yağmur yağmasına rağmen alışverişe gidiyorum. Bakın ne olmuş oldu? Obwohl kelimesini, bu obwohl bağlıcını orta noktaya getirdim. Başa getirdiğimde ne olacakmış? Obwohl es draußen regnet, virgülle ayırdım. Gehe ich einkaufen demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda Das Kleid ist sehr teuer. Elbise çok pahalı. Die Dame kauft das Kleid. Hanımefendi ne yapıyor? Elbiseyi satın alıyor. Şimdi bunu obwohl ile birleştirdiğimizde, orta noktaya getirdiğimizde Die Dame kauft das Kleid. Obwohl es sehr teuer ist diyoruz. Obwohl'ü başa getirdiğimizde ne olacak? Bakın. Obwohl das Kleid sehr teuer ist. Virgül. Kauf die Dame es. Bakın demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? İki tarafta desk light olduğundan dolayı ben buraya adres gösterdiğimde ne yapacağım? İkinci defa desk light kullanmaya gerek kalmadan is ile ne yapacağım? Opvol cümlesini tamamlamış olacağım. Üçüncü örneğe baktığımızda Der Junge arbeitet gern als Verkäufer genç severekten esnaf olarak ya da satıcı olarak çalışmayı seviyor. Değil mi? Demiş oluyoruz. Er muss oft samstags arbeiten. Sıklıkla cumartesi günleri çalışma zorunluluğu var. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde obwohl ile ne yapabiliyormuşuz demek ki? Orta noktaya getiriyorum. E bu durumda der Junge arbeitet gern als Verkäufer, virgül mü getirdim? Obwohl er oft samstags arbeiten muss. Ya da cümle başına getirdiğimde ne yapacağım? Obwohl der Junge oft samstags arbeiten muss, kommen. arbeitet er gern als Verkäufer. Bakın arkadaşlar, herhangi bir anlam kayması olmadan dilediğim gibi cümleme kurabiliyorum. Dilerseniz şimdi bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es regnet draußen. Ich gehe einkaufen. Es regnet draußen. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen, obwohl es draußen regnet. Ich gehe einkaufen, obwohl es draußen regnet. Obwohl es draußen regnet, gehe ich einkaufen. Obwohl es draußen regnet, gehe ich einkaufen. Das Kleid ist sehr teuer. Die Dame kauft das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer. Die Dame kauft das Kleid. Die Dame kauft das Kleid, obwohl es sehr teuer ist. Die Dame kauft das Kleid, obwohl es sehr teuer ist. Obwohl das Kleid sehr teuer ist, kauft die Dame es. Obwohl das Kleid sehr teuer ist, kauft die Dame es. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer, obwohl er oft samstags arbeiten muss. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer, obwohl er oft samstags arbeiten muss. Obwohl der Junge oft samstags arbeiten muss, arbeitet er gern als Verkäufer. Obwohl der Junge oft samstags arbeiten muss, arbeitet er gern als Verkäufer. Wie ist das? Wir sind, das und wir sind das. olmasına rağmen anlamına gelen obwohl bağlacını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.